İyi akşamlar. İyi geceler babacığım. İyi geceler çocuk be. Evde görüşürüz. İyi geceler. Fatih iyi geceler. Aa sen gelmiyor musun? Eve gideceğim. Bu surat bana mı güney? Neden? Çünkü eski sevgilinle kalitesizdi. O kalitesiz falan değil. Ayrıca o kadar haklı ki söylediklerinde. Öyle tabii. Kızcağızı başına talih kuşu kondu diye inandırdınız. Kızcağız? Evet. Günlerce, haftalarca o kız olduğuna inandırdınız, ümit verdiniz. Ben de yaptım değil mi? Sonra yukarılara çıkarıp çıkarıp fırlatıp bir kenara attınız. O yüzden de beni sorumlu tutuyor. Hayır. Evet. Ben seninle beraberim diye onu tekmelediğimi düşünüyor. O yüzden o kadar öfkeli. O yüzden o kadar kızgın. İnan bana onun yerinde başka birisi olsaydı daha büyük tepki verirdi. Sen görürdün kalitesizliği o zaman. Onu bu kadar ateşli savunduğuna inanamıyorum. Ben de senin bu kadar duyarsız olabilmene inanamıyorum. Cemre yerine başka birisi olsaydı yine sonuç aynı mı olacaktı? Biraz sakin ol. Bak o zaman ben sana bu olayı başından beri anlatayım. Ya bırak Allah aşkına Banu ya. Güney lütfen dinle. Sen Cemre bu reklam filmine nasıl seçildi biliyor musun? Ne nasıl seçildi? Ajanstan audition'ını gördünüz. O kadar değil işte. Barış'ı arayıp ben bu reklam filminde oynamak istiyorum diye yalvardığını biliyor musun? Cemre, hayatta yapmaz böyle bir şey. Ben söylüyorum sana. Barış konuşurken yanındaydım. Hatta babam da oradaydı, sorabilirsin. Resmen yalvarmış Barış'a. İnanmıyorum. Sor yarın. Hatta Cemre'ye sor. Barış telefonu kapatınca resmen torpil yap diyor. Ağlıyor beni al diye dedi. Ben de al abi yap lütfen dedim. Cemre olsun dedim. Israr ettim. Sırf senin hatırın için. Tamam. Peki niye böyle bir şey yaptın? Çünkü bilmiyordum ayrıldığınızı. Gördün mü kim kullanmış? O seni kullandı. Hatta neyse daha fazlasını söylemiyorum. Söyle söyle. Hatta o andan itibaren her fırsatta Barış'a sınırlaştı. Nişan gecesi yaşadıklarını Venüs'te anlattım. Bunların hepsini seni kıskandırmak için yapıyor. Sanki başka birinden bahsediyorsun. Bu Cemre değil. Sen çok farklı görüyorsun o kız ama Cemre çok hırslı bir kız. Hedefe kilitlendiğinde yapmayacağı şey yok. Sen buna inanmak istemiyorsun ama aynen böyle. Evet inanmak istemiyorum. Peki Güney, sen bilirsin. Seninle hedeflerimiz ortakken, yeni işimize, yeni durumumuza bu kadar konsantre olmuşken... ...eğer bana hala Cemre Cemre diyorsan, beni onun için üzüyorsan... ...daha da diyecek bir şey yok. Eski günlerimize döneriz, okul arkadaşı olarak kalırız, olur biter. Ben öyle bir şey demiyorum. Nasıl istersen. Yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Bak 3 aylık kirayı koyuyorum anne buraya. Bu da kalorifer tamiri için. Gerisi de bize kalıyor. Bir de çeki salak gibi geri veriyorduk ha. İyi oldu ama. Lafımızı da söylemiş olduk. O an var ya. O zilli Banu böyle saçından tutup böyle dan 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 duvara vurmadım ya. Kendimi tebrik ediyorum. Ama ben vallahi hiç hoş karşılamadım senin yaptıklarını ya. Hiç yakışmadı sana yani. Ha, az bile söyledim. Seni tekrar geri istiyoruz Cemre'cim. Sahtekara bak ya aptal. Cemre'cimmiş. Cemre'cim seni paralayacak haberin yok. Ay sinirim bozuldu. Gel buraya gel de karıştır şunu. Öbür sömelada nasıl tutuştu? Ben yapmadım, ben yapmadım. Anne, niye açmıyorsun? Aa. Alo. Bir dakika. Ayşe. Ayşe. Konuşur da konuşuruz şimdi ben şunu. Niye içeride konuşmuyorsun ki? Ne
arıyorsun beni hele bu saatte? Sesini duyduğum andan itibaren allak bullak oldum ben Gülten. Yine karıştım ben. Vallahi de billahi de seni aradığım için çok pişmanım. Yo. İyi ki aradın. Yıllar sonra sesini duydum. Hayır, hayır. İsteyerek değil, yemin ederim. Numara yapmıyorum. Gerçekten bak bugün ben çok korktum. Kızın peşine bir adam takılmış. Orta yaşlı, işte kısa boylu, esmer. Bilmem sakallı makallı deyince ne bileyim ben sen sandım. Kendim çekmiş gitmişim. Kendim bir daha beni arama demişim. Neredeyse 20 yıl olmuş. Çıkmışım hayatından. Ben seni niye arayayım? Unutmuşum, bitmiş gitmiş. Bir şeye ihtiyacın var mı? Hiçbir şeye ihtiyacım yok çok şükür. Kendi düzenimi de kurdum. İşim var, mesleğim var. Çok güzel paralar kazanıyorum. Hiç kimseye muhtaç değilim. Allah'a çok şükür. Lütfen artık beni arama. Başın dertli mi? Doğru söyle. Ne münasebet canım? Gayet iyiyim ben. Anlattım işte sana ne olduğunu. Arama beni, istemiyorum. Yarın telefonumu da değiştiriyorum yine. Kiminle konuştun? Anne. Kimdi arayan? Ayşe değildi belli ki. Ha? Hüsük. Nereden bulmuş da telefonumu? Aa. Hüsük sanamazsın. Ayağındakilerle girme. Anne. Ya söylesene benden gizli mi? Ama yok canım. Saçma sapan bir şey yani konuşmaya bile değmez. Aşk olsun anne ya. Anlat lütfen. Konuşuyor musunuz karşılıklı? Ha? Ne zamandan beri böyle? Ya işte ne bileyim. Ha, uzun zamandan beri var yani. Hayır canım. Yeni bu. Ne diyor? Ha? Ay aman Cemre ya üf. Ay ne diyor? Ölümü gör söyle. Ay sus. Allah korusun. Tövbe tövbe. E sen de söyle o zaman. Ay işte kibar kibar konuşuyor yani. Diyor nasılsınız diyor. İşte şudur diyor. Budur diyor. O şekil. E sen niye kızdın o zaman adama? Arama beni, telefonumu değiştiriyorum falan dedi. Ay istemiyorum çünkü. Ama aramayın değil yani. Arama dedin. Senli benli. Cemre. Ay kıyamam. Fatih Hüseyin mi asılıyormuş anneme? Ay ha? Cemre lütfen pişman etme. Füsik aşık mı olmuş? Füsik ay. Benim anneme aşık mı olmuş? Yapma. Füsik baba. Cemre vallahi bak çok kızacağım ama ha. Hüseyin, Hüsin. Demek o yüzden boy boy fotoğraflarım var dükkanında. Çakal Hüseyin. İşe bak ya Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.